Şakira'yı da aldattılar. Özellikle bunun haberine baktığımda insanlar buna çok şaşırmış. İşte Şakira gibi bir kadını nasıl aldatabilirler diye. Özellikle Pike bunu kimle aldattı diye düşünmüşler. Ve araştırınca ortaya Şakira'dan çok 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 daha düşük, güzellikte bir kadınla aldatmış bunu. Ve insanlar buna daha da şaşırmış işte. Sanıyorlar ki aldatma aldatılma işleri sadece tipli oluyor. Bunun üzerine internette baya bir tartışmış insanlar. Bazı tayfalar işte erkekler tipe bakmaz böyle böyle aldatır. Kadınlar da aldatıyor arkadaşlar. Çok şaşıracağınız bir bilgi. Ve aynı bah hanelerle aldatıyorlar. Aldatmanın aldatılmanın cinsiyeti yoktur. Salak olmayın lütfen biraz ya. Şu beyninizi biraz çalıştırın artık. Biraz kitap okuyun. Belli konular üzerine düşünmeye çalışın. Salak olmayın. Belli izimleri takip etmeyin. Veya onun neferleri olmayın. Salak olmamak çok zor değil aslında. Konumuza dönersek her insanı aldatırlar arkadaşlar. Öyle kendimi geliştireyim. Dur yakışıklı veya güzel olayım. Bakımlı olayım. Karşı tarafa değer vereyim. Bunlar aldatılmayı engelleyecek olaylar değildir. Sizi bir aldatacaksa tamamen kişiliğiyle Alakalı. Tabii ki aldatılmaya yol açan olaylar da var. Eğer ilişkiniz düşük bir tempoya girdiyse o sırada artık biri yakaladığı an sizi aldatabilir. Misal ilişkiniz monotonlaşmıştır ve o sıralarda artık birbirinizi tatmin edememeye başlamışsınızdır. Güzel sözlerden uzak durmuşsunuzdur. Bayağı sıradan bir ilişkiye dönmeye başlamıştır. O sırada bir kurnaz o kişiye yaklaşırsa anlık bir heyecanla kişi sizi aldatabilir. Bunun yanında işin içine çok da girmek istemiyorum. Cinsellik vardır. Eğer bunu dolu dolu yaşayamıyorsanız ve bunun da söndüğü aşamalarda ateşli veya hararetli, libidosu yüksek veya bu işleri iyi bilen bir kişi partnerinize yaklaştığında sizi aldatabilir. Aldatır demiyorum. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Aldatabilir. Mesela çevremde aldatmış veya aldatılmış insanlara baktığımda özellikle ilişkilerimde vesaire de sorarım daha önce aldattın mı diye. Aldattım diyorsa uzaklaşırım oradan. Çünkü şöyle bir gerçek de vardır. Bir araştırmayla ortaya çıkan bir gerçek. Bir kişi daha önce birini aldattıysa hayatının geri kalanındaki partnerlerini de aldatma ihtimali çok yüksek. Bazen aldatma bahanelerine bakıyorum bunların. İşte o anki flörtümün mesela bahaneye bak eski sevgilisi bunu kıskanıyormuş o yüzden aldatmış ya ne kadar da masum dedim ki ayrılmayı düşünebilirdin ayrılmak da istemiyordum diyor böyle de canavarca bir his insanlar bunun gibi basit bahanelerin arkasına saklanabiliyor işte beni iki hafta yalnız bıraktı diyor lap diye aldatıyor ve şöyle bir şey de var bu arada şu insan net bir şekilde aldatır da diyemiyoruz her insan aldatabiliyor her kalıptaki insan aldatabiliyor iyi ailede yetişmiş baba problemi olmayan çok düzgün bir insan da çok rahat aldatabiliyor. Ve tam tersine olan bu kesin aldatır diyebileceğimiz kişiler de çok sadık olabiliyor. Bunun net bir matematiği yok. En azından ben görmedim. Çok yaralayıcı bir olaydır. Özellikle kişinin özgüvenini o kadar parçalar ki bir süre kendinize gelemezsiniz. Özellikle yakın dönemde aldatılmış arkadaşlara bakıyorum. Ölüm gibi lan onlar için. Kişilerin sıfatına bakıyorsun. Özellikle sevdikleri kişi tarafından aldatılmışlarsa ölmüş diyorsun ya bu. Bu yaşamıyor. Ruhu yokmuş gibi böyle. Aşırı çökmüş. Bu durumu atlatmak da çok zor. Eğer aldatıldıysanız veya işte çok iğrenç bir ilişkiden çıktıysanız benim yaptığım ilk şey şudur. Deli gibi birilerine yürürüm. Birileriyle konuşurum. Maksat bir zaman geçene kadar o an aklıma gelmesin. Onun yaptıkları aklıma gelmesin ki beynim parçalanmasın böyle. Geceleri beni uykusuzluk sarmasın. Sürekli yakasım gelmesin. Çok zordur bir insan için bu. Ego'yu parçalar direkt. Şimdi bu noktaya kadar içinizi çürütmüş olabilirim ama bu noktaya kadar da yapılması gereken şeyler de var. Bundan sonrasında biraz daha pozitif konuşayım bu arada. Tavsiyeler üzerine olsun daha çok. Böyle konuşuyorum ama ileride beni de aldatırlar tekrar tekrar. Çok sorun olmaz. Birkaç kere aldatıldıktan sonra artık aldatılmak o kadar da koymamaya başlıyor insana. İnsanlara karşı bir özgüvensizliğin oluşuyor bundan sonra. Ama bu özgüvensizliğinizi asla asla ilişkilerinize yansıtmayın. En azından ona söylemeyin. Söylediğiniz an tekrar aldatılabilirsiniz. Öyle saçma bir döngüsü vardır bunun. Neden aldatıldığınıza dair düşünceleriniz oluşsun? Onu çözmeye çalışın. Meselenin temeline ne kadar inerseniz, başta size kırıcı gerçeklerle baş başa bırakabilecek bir olay tabii ki bu ama zamanla çözebilirsiniz. İşte kendimden ve çevremden gördüğüm bazı noktalar vardı. Mesela çok bakımsız olursanız boynuzlanma ihtimaliniz artar. Yani ilişkim var, uzun bir ilişkim var deyip de bakımsız bir insana dönüşürseniz geçmiş olsun. Ya aldatır ya yol verir. Aynı şekilde ilişkinizin özellikle uzun bir ilişkiye girdiyseniz ilk 6 ayındaki o hararet hep olmayacak maalesef. Ama siz yine de bunu dinç tutacak bir şeyler bulmaya çalışın. Ara ara bir romantiklik yapın, bir yemek hazırlayın. Onu düşündüğünüze dair bir şeyler yapmaya çalışın. Çalışın. Ama çok da üzerine düşmeyin. Üzerine düşerseniz denge bozulacağı için kendini çok büyük bir konumda görür. Sizi ulaşılmaz olmaktan çıkarır. Gözü başka ulaşılmazlara kaymaya başlar. Onu dengeli tutmaya çalışın. Ayrıca kırıcı bir laf ettiğinizde arayı çok da açmadan o özrünüzü dileyin. Aynı şekilde ara ara sakin bir konuşma içine girin. Karşılıklı bir şekilde işte bu ilişkide yanlış yapılan bir şeyler oldu mu gibi. Ben sana kırıcı bir davranışta bulundum mu? Olduysa bunu çözelim. Bazılarını fark etmemiş olabilirim insanımdır. Bunlar bilelim ki bir daha yapmayalım gibi konuşmalara girin. Eğer karşı tarafa değer verdiğinizi, zor anlarında onun yanında olduğunuzu ona hissettirirseniz sizi aldatma ihtimali çok çok aza iner. Sıfıra inmez. Dediğim gibi her insan aldatabilir. Ama siz çok kötü davranırsanız aldatma ihtimali olmayan kişi bile sizi aldatabilir. Buradan Shakira'ya da geçmiş olsun. Ünlüler dünyasında gayet normal bir şey. Sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.